Alexis Hotel Resort Spa Ateş Böceği'ni sunar.
birbirinize sevginizi, aşkınızı itiraf edin. Sevdasına gönül verin. Evet efendim. Bugün yepyeni bir günden 9 Ocak Çarşamba, Ocak ayının 9'unda tam haftanın tam ortasındayız. Dışarıda soğuk bir hava. Dün akşam gerçekten donduk. Allah yardımcısı olsun dışarıda olanların diyoruz. Bir kez daha kış ayında özellikle hayvanlar için. Dışarıdaki hayvanlara bir barınak falan bulunmasını temenni ediyorum. Gerçekten çok yoğun bir soğuk hava dalgası geldi. İki gündür gerçekten içimiz ısınamıyor bir türlü. Ama olsun, herkes kendine çok dikkat etsin. Salgın bir grip salgını vardır. Bol bol C vitamini alın. Günde 2 litre su için. Su çok önemlidir. C vitamini, portakal. Gidin güzel yurtta çok güzel portakallar var. Hatta orayı bölge altında kalkındırın biraz. Gidin alışverişinizi yapın orada. Güzel yurtta, Lefke'de, Gaziveren'de. Bölge altında kalkındırın. Portakal, limon alın, mandalin alın. Yeter ki kendinize çok iyi bakın. Herkes hasta olmasın efendim. Çünkü gerçekten çok zor bir şey. Doktor paraları dünya parası. İlaç paraları dünya parası. Zaten geçinemiyor millet. Bir de hastalıktan para vermesin. Evet, devam edelim. Günaydın diyoruz tekrardan İngiltere'den. Bizi izleyen İngiltere'den sevgili dostlara. Avustralya, İstanbul, Ankara, İzmir. Dünyanın her yerinden hemen hemen Azerbaycan'a sevgimi yolluyorum. Kuzey Kıbrıs'ta ulaştığım herkese günaydın diyorum efendim. Evde İş yapan hanımlara, yemek yapan hanımlara, iş yerinde bizi izleyen herkese tekrardan günaydın. Sosyal medya üzerinden bizi izleyen herkese de tekrardan günaydın. Öktem Koruçan, Bostancı'ya sevgiler, köyümü unutmadım. Bu arada söyleyeyim, Bostancı benim doğduğum, büyüdüğüm yerdi. Herkese sevgilerimi yolluyorum. Evet efendim, bugün magazin konularını değineceğiz ama çok güzel bir konuğum var. Bugün o konuğu almak istiyorum az sonra yanıma. Usta yönetmen Kemal Başar benimle birlikte olacak. Çok konuşacağımız konu var. Ayrıca da çok iyi de bir magazinci, çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir ses sanatçısı. Yaptığı senaryo zaten zirvede. Kıbrıs'a geldi. Kıbrıs'ta hazır fırsat bulmuşken Ateş Böceği itleri yaratmaya devam ediyor. Dün Raşit Bağızıbağlı'nın konuk olduğu programda Raşit Bağızıbağlı'nı gerçekten topla topla açıklamalar yaptı. Az sonra bunu Kıbrıs gazetesinde okuyacağım sizlere. İlk kez ülke televizyonlarınızda ilk kez Ateş Böceği. Raşit böyle her programa çıkmaz. Açık söyleyeyim. Her programa çıkmaz Raşit. Seçicidir. Seçiyor. İşte markete gidersiniz ya, meyve bölümüne giriyorsunuz. İşte patates seçeceksiniz. Patates gündemden de düştü. Biraz patates çok modaydı. Veya efendim domates seçeceksiniz. Seçicidir Raşit. Böyle seçerek. O yüzden de ilk kez beni tercih ettik. Kendisine bir kez daha minnettarım bu konuda ilgili. Bugün açılışı var. Bağızıbağlı, Raşit Bağızıbağlı'nın efendim ofisi açılıyor. Abiye bölümü açılıyor Kıbrıs'ta. Bugün açılışı var saat 3'te. Allah'ın izniyle biz de orada olacağız. Kendisi yalnız bakmayacağız. Günaydın kardeşim, ağzına sağlık demiş Yusuf Coşkuner. Teşekkür ediyorum. Değindiğim konu şu, ekran karşısında. Yani her sosyal medya artık gerçekten iş için kullanıyorum. İş için kullanmasam kapatacağım. Gerçekten kapatacağım. Ama işimin icabı her gün program yaptığımız için magazinden bakarak magazin gündemini takip ettiğimiz için o yüzden de iş için kullanıyorum. Bir insanlar bu kadar acımasız olamaz. Genel anlamda konuşuyorum. Yani herhangi A, İ, B, C, D değil söz konusu olan. Kim isterse olsun kötü bir anını yapıştırır gibi duvara yapıştırıyorsunuz. Ama o insanların iyiliğini de övün biraz. Her kötüyü yazmayın. İyiyi de yazın. Hayat paylaşınca güzel. İyi insanların yaptığı işi de, iyi işleri de paylaşın. Hep kötü. Sosyal medya, sen avukat mısın? Avukat mısınız daha doğrusu? Avukat mısınız da herkesi için yorum yapacaksınız? Kendi meslektaşlarım için de geçerlidir bu. Avukat mısınız siz? Avukatsanız o zaman gidin avukatlık okuyun. Avukat yapanları otursun bir kenara. Yazık, gerçekten çok yazık. Çok kişilere, herkesin, her halka, ona çamur, buna çamur, şuna çamur, buna çamur. Herkese çamur atmaya devam ediyorsunuz. Herkese. İyi işleri övün. Yapılan iyi işte. Biz burada nasıl övüyoruz? Gerek bakanlıklar, gerek her şey, iyi işleri yaptığı zaman alkışlıyoruz burada. Poşet konusunu ele aldık. Bence doğru karardı. Doğru karar. Turizm Bakanlığı, Çevre Dairesi'nin yaptığı hareket doğru karar. Ben temenni ediyorum. İleride daha iyi işlerine imza atacaklar. Biraz daha dikkatli olalım. Yolda giderken efendim poşetleri yol atmayalım. Veya başka bir şey yola, camı açıp da dışarı atmayalım. Bizde de düşer görev. Bize de görev düşer. Pikniğe gittiğiniz zaman orayı toparlayalım. Bize de düşer görev. Çok görev düşer bize de. Aman efendim şunu yapmamış. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizim neyimiz iyi ki zaten? Biz ne iyi yapıyoruz? Herkese çamur atmak mı?
değil söz konusu. Evet, Yusuf Sarıca, günaydın. Orhan İsmailoğlu demiş, teşekkürler. Yakup Sarıca, günaydın. Rabia Özcemek, günaydın. Sıdıka Bada, günaydın. Eski mankenlerden. Yusuf Coşkun'a bir şey yazdı. Yusuf'a okuyorum. Evet. 1 Şubat'ta Mausa'da bir mekandasın. Tamam, anladım. Kolay gelsin Yusuf abi. Gerçekten değerini biliyorlar. Madem ki değerini biliyorlar, ne güzel. Alkışlıyorum seni. Evet. Bugün 9 Ocak 2019 Çarşamba. Ve bugün Kıbrıs Gazetesi'nde neler var? Magazin sayfalarına değineceğim bugün. Bu arada Türkiye'de transfer, Fenerbahçe'ye transfer bekliyor ama bu transferler ne zaman olur bilmiyorum. Sezonda başlıyor. Evet, Oğuzhan'dan unutulmaz bir gece. Yine de Kratos Hotel'de sahneye çıkmayan Oğuzhan 2019'a top dolu girdi. Ekranda da görüyorsunuz. Bayağı bir ilgi var Oğuzhan'a. 2019'a coşkulu bir şekilde girdi Oğuzhan. Ve bugün Kıbrıs Gazetesi'nin orta sayfasında yer alan haberlerin başına geliyor. Ülkemizin bana göre en iyi gruplardan bir tanesi. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Rust, cumartesi akşamları sahne aldı. Barricade'de efendim sürpriz isimler vardı. Bu sürpriz isimlerin başında O Ses Türkiye birincisi Lütfü Özbek ve bir başka O Ses'e katılmış bir isim İbrahim Şevki mekanda eğlenenler arasındaydı. Sahneye çıktılar. İkili birlikte düet yaptı. Bu da gidenler için sürpriz oldu bu. Gerçekten sürpriz. Bir gecede 3 sanatçı izlediler. Gerçekten de ülkemizin değerlerine böyle sanatçılar arasındaki paylaşma bakın ne güzel. Dinlemeye gidiyor. Rast grubu Lütfiye Özüpey'i ve İbrahim Şevki'yi sahneye davet ediyor. Bazı sanatçılar gibi değil. Efendim izlemeye gidiyor arkadaşlarına. Kapris. Bu ne kaprisi? Ne kaprisi? Besten var mı? Albümün var mı da kapris yapıyorsun? Evet, devam edelim. Efendim Şamada Club'da yoğun bir sezon başladı. Sezonu açtılar. Kerimcan'la sezonu açtılar. Ardından Gülşen, geçen hafta Roberto Tomov vardı. Ama cumartesi akşamı DJ Gemi, yani bir başka de işte DJ Cem. Yanlış okumayım ismiydi. Evet, DJ Cem sahneye çıktı. Şamada Club'da sahne aldı. Yarın akşam ise Cuma akşamı ise sevgili Burak Kut 90'lara geri gidecek. Burak benimle oyun ama şarkısıyla damga vuran 90'lara damga vuran Burak Kut Şamada Club'da sahneye çıkacak. Cumartesi akşamı ise dünya cönlü bir DJ mekanda sahneye çıkacak. Bu ay çok yoğun. Önümüzdeki hafta daha DNR de orada sahneye çıkacak. Bir kez daha tebrik ediyorum. Katkı'dan dolayı sponsorum da olduğu için bunu da söylüyorum. Şamada Club'a bir kez daha tebrik ediyoruz kendileri. Evet, Pelin Karahan. Oyuncu, usta isim, güzel bir kadın ve bir markanın yüzü oldu. Ben markanın kim olduğunu biliyorum ama açıklamıyorum buradan. Çok bildiğimiz bir marka yüzü oldu ilk kez. İlk kez bir Türk kişiyle çalışmaya başladılar. Bunu da ilk kez Ateş Böceği programında benim ağzımdan duyuyorsunuz. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. O firmanın da yüzü oldu. Gerçekten iyi bir de para aldı. Tabii önümüzdeki günlerde açıklama olacak bu konuyla ilgili. Tabii ki Raşit Bağcıbağlı bir kez daha söylemek istiyorum. Sevgili Aylin bir fotoğrafımız var. Onu da yayınlar. Üstüne hemen yorum yapacağım. Raşit Bağcıbağlı Ateş Böceği'nin konuğu oldu efendim. Türkiye'de adından söz ettiler. Kıbrıs'ın modacı Raşit Bağcıbağlı. Kıbrıs'ı bir de hafta içi yayınlanan Orhan İsmailoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Ateş Böceği programına konu oldu. Sevgili Aylin, bir tane görüntümüz var. Fotoğraf var Raşit'le ilgili. Onu ekrana verirsen. Programın sonunda Raşit Bağcıbağlı Kıbrıs Medya Grubu kurucu başkan yardımcısı Nur'un adıyla ziyaret etti. Yakın bir dostlukları vardı. Uzun uzun sohbet ettiler. Bu da bugün Kıbrıs Gazetesi'nde de yansıyan haberlerin başına geldi. Raşit'ten ilginç açıklamalar var. Evet, ekranda da görüyorsunuz. Raşit'ten çok ilginç açıklamalar var. Bağcıbağlı'da evlenmeyi düşünmüyorum dedi. Şimdiki yoğun işlerinden dolayı evlenmeyi düşünmüyorum dedi. İleride evlenebilirim. Evlenmeden de çocuk yapabilirim açıklaması yaptı. Cengiz Abalo'nun hayranıyım dedi. İlk kez bunu açıkladı. Ateş Böceği'nde Raşit'in o kadar çok hayranı var ki sosyal medyada dün bunu gördük. Instagram'ı bir açtı. 200 kişi aynı anda canlı yayından izledi bizi efendim. Cengiz Abalo'nun hayran olduğunu belirtti. Bağcıbağlı Türkiye'de çok iyi mankenler olduğunu ifade ederek Çağla Şikayet, Deniz Akkaya, Özgür Ulusoy'un isimlerini saydı. Güzide Duran'la çalışmayı istediğini söyledi. Efendim bu da bana sinyal gibi geldi. Ben Raşit'i tanıyorsam, eğer bir isimden bahsediysem Mart ayındaki İstanbul Fashion Week'te Güzide Duran'la çalışmayı düşünüyor. Raşit Bağcıbağlı moda renklerinin
ipuçları verdiği Hardal ve Lajverletli'nin bu yıl moda olduğunu söylediği en büyük teşekkür ise annesi Konca Bazıbağlı ve babası Deniz Bazıbağlı'na da minnettarını sundu. Raşit Bazıbağlı, gerçekten çok teşekkür ediyorum kendisine. Beni kırmayıp ayağının tozuyla Ateş Böceği'ne, Kıbrıs anlamında ilk kez ve sadece Ateş Böceği'ne konuk olduğu için. Evet, Sevim Baysal günaydın demiş. Yakup sadece günaydın olan teşekkürler. Katriye Züğürt, Engin Soy günaydın. İyi yayınlar olan teşekkür ediyorum. Evet efendim, sevgili yönetmenim, konuğum geldi mi? Anlamadım. Evet, dilerseniz efendim sevgili konuğumu yanıma alacağım. Almadan önce ise sürpriz bir klip çekmiş efendim. Kemal Başar sürpriz bir klip çekti. Bir klip izleyelim, konuğumu yanıma alayım. Evet, ben sesini doyamadım. Kemal Hocam'ın yanına geldim ama bir şarkısı daha var. Çok güzel bir şarkısı. Onu da dinleyelim. Ondan sonra bomba gibi konular bizi bekliyor. Bahar, gönlümde bahar.
içten gülüş, bir tatlı öpüş yanından. Yine fırtınalar kopardım yüreğimde. Gönlümde bahar, gözlerimde yaz. Gönlümde bahar, aşık oldum. Evet efendim, çok güzel bir şarkı. Bir işte gülüş, sevgili Kemal Başar bir kez daha dinlendi. Efendim usta öğretmen, hoş geldin. Estağfurullah. En nihayette bir araya geldik. Sonunda. Sonunda bir araya geldik. Nasılsınız hocam? Çok iyi. Hocam diyorum. Siz nasılsınız? İyiyim efendim. Siz de hocasınız gazetecilikte. Teşekkürler efendim bir kez daha. Neler yapıyorsunuz hocam? Neler var gündeminizde? Bir taraftan müzisyenlik, bir evet. taraftan oyunculuk, bir evet. taraftan yönetmenlik, evet. bir taraftan senaryo yazdım. 10 parmağız, 10 marifet. Bu başarı zaten soy isminden geliyor. Nereden çıktı, nereden geldi? Estağfurullah, ben yani çok fazla sanatçının olduğu bir ailede büyüdüm. Hı-hı. Doğal olarak genlerden dolayı bu işlere yatkındım. Derler ya, aslen neresi? Samsun değil mi abi? Babam rahmetli Savaş Başar oldukça ünlü bir oyuncuydu. Çok genç yaşında ölmesine rağmen hala 15-16 yaşında çocuklar fanıdır hala. Yani Devlerin Aşkı filmi, Kolombo'nun Sesi falan buralardan hatırlarsınız. Ben uzun seneler Savaş Başar'ın oğlu olarak tanındım. Kemal Başar olmam bayağı senelerimi aldı. Kemal Başar olabilmek. Çok çalıştım. Babam da erken kaybedince beni koruyan, sahiplenen bir baba figürü olmadı. 20-21 yaşında kaybettim. 15-16 yaşından itibaren müzik yapıyordum. Sonra sektörün içinde oyunculukla beraber Devlet Tiyatrosu'na girdim. Devlet Tiyatrosu'nda baktım ki Temcit Pilavı gibi aynı şeyleri oynayıp duruyoruz. Hemen muhaliflerden biri haline geldim. Yönetmenliği öğrenmeye çalıştım. Bunun için 20 sene kadar kendimi Avrupa'ya attım. Orada tiyatro yönetmenliğinde hatırı sayılır bir noktaya geldikten sonra oyunculuğu özledim. Nerede başladın? Ankara mı, İstanbul mu? İstanbul mu? Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 5 sene sonra Ankara. Hayır. Benim baba tarafı neyse oralı olur ya insan. Silifke. Silifke tarzı. Bize yakınsınız. Tabii çok yakın. Silifke'nin yoğurdu. Ahseli kimler doğurdu. Bize yakınsınız. Yani evet. Akdeniz kültürü var sizde. Olmaz o yüzden mı? De biraz Kıbrıs'ı çok seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Kıbrıs'ı Eda Kandulu'dan dolayı çok sevmeye başladım. Onunla daha beraber önce, daha tanıdım. Oraya gideceğim hocamla. Eda'yla tanışmadan önce Kıbrıs'a geldiniz mi daha önce? Hiç... Tabii geldim. Birkaç kere geldim. Turneyle geldim. Gezmeye hiç gelmedim daha önce. Yani Kıbrıs benim odakladığım bir yer hiç değildi daha ama önce. Evde plan bir anda değişti tamamen. Plan değişti, evet. Değişti. Peki tiyatrodan sonra yönetmenlik, o yıllar 90'ların başı yanılmıyorsun evet, değil mi? Evet. Dizi sektörü pek bu kadar Türkiye'de patlamamıştı bildiğim kadarıyla. Valla tek kanal vardı TRT. TRT 93'ten sonra, 92'den sonra özel kanallar girdi. Evet, girdi. Ben mesela 92'de Yukarı Karakısık diye bir dizinin TRT'de başrolünü oynamıştım o zaman. Ondan sonra o yönetmenle onun arkadaşlarıyla dediler ki benim yazıp çizdiğimi biliyorlar. Senaryo da öyle başladı. Çok zorlanıyordu bir yönetmen arkadaşım. Şimdi adını söylemeyeyim, o senaristle çok zorlanıyordu. Rencide olmasın evet. Hayır, senarist hanımefendi rencide olmasın. Dedi ki ne yapacağım, bunun yapımını şey yaptık falan filan. 30 günde 13 bölüm senaryoyu yazdırdı bana. Yazabilir misin diye gaza getirip. Ondan sonra reyting rekorlarını kırdı TRT'nin mesela o. O dizi. Ondan sonra TRT'ye ben bir set senaryo daha yazdım. Senarist falan değilim ben. Ama hayal gücünü yatkınım. Nasıl senaryo yazıldığını biliyorum. Elim kalem de tutuyor. Sonra zamanım olmadı senaryo yazmaya. Orada ilerleyebilirdim.
Ya yönetmenlik beni Avrupa'da çok büyük oyunlar yönettim. Shakespeare'ler, rock müzikaller, oradaki tiyatro örgütlerinin içinde yer aldım. Bayağı bir aktifsiniz. Yani on parmağınız on marifet. Yani, marifet değil. Çalışınca insanın her şeye zamanı yani oluyor. Ve iyi bir ekip kurunca. Aşık birisiniz. Benim takip ettiğim kadarıyla işinizde aşık birisiniz. Siz nesiniz efendim? Ya estağfurullah. Hayır başka türlü olmaz ya, ki iş. Estağfurullah hocam ne demek. Yani saygıyla söylüyorum bunu. İşten söylüyorum bunu. Gördüğüm kadarıyla yani bayağı bir meraklısınız. Yaptığınız işinizi severek yapıyorsunuz. Yönetmenlik, oyunculuk, ses sanatçılığı yakından takip ediyorsunuz. İnce detay yapıyorsun. İnce detayda yaptığınız zaman başarılı oluyor. Her zaman. Detaylar zaten zaman alan şeyler detaylar her işte. Detay olmadığı zaman sanat detay demektir zaten. Hı hı. Siz sanatla ilgilenmek istiyorsanız mutlaka detaylara çok zaman harcamanız lazım. Yok her şey kalın olur. Gazetecilikte magazin açısından söylüyorum. Bir konsere gidiyorsunuz. Zaten işte Apple Gündeş coşturdu. Coşturdu söz konusu değil. Herkes coşturuyor. Orada ince bir detay, kıyafeti, yüzdeki şekli, kilo aldı mı, verdi ama mi? Ama Ebru Gündeş oluyorsa detaylara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Dolayı. Peki hocam, şimdi bayağı bir ekip kurdunuz Kıbrıs'ta. Geçtiğimiz günde evet. Eda bahsetti bu olayı. Evet. Bir firma kurdunuz. Bu olay Eda'yla tanışmanız nasıl oldu? Yani Eda'yı ben çok iyi tanıdığım için Kıbrıs'ta. Nasıl bir yer, bir kahve, yani, bir mekanda benim mı? Benim dargın olduğum bir öğrencim vardı. Çok iyi oyuncu ve Ankara'nın da en iyi şarkıcısıdır şimdi. Onu şarkıcılığa ben itmiştim. Hı. Özüm Arkan. Müthiştir. Çok da iyi bir oyuncuydu. Onu ben daha Polonya'ya götürmüştüm. Polonya'da yönettiğim bir oyunun için. Çeşitli şeyler desteklerim oldu ona. Sonra istediğim bir şey yapmayınca darıldım ben ona. Tabii. Ben de öyleyim. Derse çıkıyorum. Biri bir şey istediği zaman yapmayınca daralıyorum. Ve özüm arıyor cevap vermiyorum. İki sene falan kızcağız beni aradı sağ olsun. Niye öyle? Özüme de sevgimi yok. Demek ki çok sevmişim özümü. Evet. Yani niye öyle şımarıklık yaptıysam bilmiyorum. Sonra evet diye açtım bir telefonu. İşte evet diye açmam ben telefonu. Dedi ki Kemal abi benim bir öğrencim var. Ben Ankara'ya yerleşiyorum. Şimdi İstanbul'daydı iki sene. Lütfen seni arayacak telefonu aç. Abi sana ihtiyacı var o kızın falan. Benim de hiç böyle bir insanların mutsuz dönemi olur ya. Öyle bir mutsuz dönem yaşıyorum o sırada. Normal. Depresif bir halde deniz seyrediyorum. Yani böyle bazen canım sıkkın. Havadan evet. Olabilir. Bazen olabilir evet. Ona. Biz canım olabilir. Sıkkın. Bir kızcağız aradı beni. Dedi ki ben mutlaka sizle çalışmak istiyorum. Öğrenci kabul etmiyorum dedim. Çünkü zamanım yok ona. Ben mutlaka peki yarın gel dedim. Şimdi ben Kıbrıs'ta olduğunu bilmiyorum. Annesiyle beraber Gazi Mausa'da kızcağız şeydeymiş. Plajdalarmış. Bir son şey Kemal'i arayayım yoksa Kıbrıs'a döneyim diyormuş Eda. Yani olmayacak bu. Mausa'da çok ünlü bir otelde, biliyorum. Evet, orada ben şimdi bilmediğim için bunu apar topar uçak biletlerini almıyor. Ben de dedim ki gel Tarabya'da oturuyorum o zaman. Şu konumu atayım sana Tarabya, İstanbul'da sanıyorum kızı. O sırada da uçaklar, bombalar falan İstanbul o evet, halde evet. Mi? Evet. Böyle birkaç gün sonra geldi Eda. Ben Kıbrıs'tan geldiğini orada öğrendim. Ama Eda karşıma bir sarı koltuğum vardır benim. Aha. Bir tarafına oturur, öğrenci ayağa kalkana kadar biz 3 ay konuşuruz. Tiyatro üstüne konuşuruz. Kalktığı zaman oyuncu haline gelir ya da gelmez. Evet. Öyle bir eğitim veriyorum. Eda daha birinci günden beni çok etkiledi. Yani onun inancı, emeği, ne yaptığını bilmesi, adımlarını sağlam atması... 6. ayın sonundaki 9-10 ay sürüyor bu eğitimler ve bayağı süredir eğitim vermiyordum ben. Eda 1-2 seneden sonraki ilk öğrencim oldu. Bir nevi de Eda'nın sizi telefonda açması böyle dağınık bir şekilde denizi izlerken ansızdan hayatınıza biri girdi. Yani özümü çok kırdığımı fark ettim. İnanın özümü kırmamak için ben Eda ile konuştum. Ama iyi ki de aşkınızı dediniz. İyi ki. Tabii ki iyi ki. Çünkü 6. ayında ben ona dedim ki bir çalışma parçamız vardı. Gel bunu biliyorsunuz Tiyatro Keyfi İstanbul'un oldukça kalburüstü tiyatrolarından biri. Onun evet, sahibi ve sanat yönetmeniyim. Takip ediyorum. Dedim ki ben bir oyunu 2 kez yönettim Avrupa'da ve işte Ankara Devlet Tiyatrosu'nda. 3. kez müzikal yapacağım. Bunun başrolünü sen oynuyorsun. Vallahi denize atlıyordu camdan. Sevinçten. Yani şimdi Eda'yı ben de bildiğim şey. İçin sevgili hocam. Şimdi Eda'yla...
Tabii Kandulu, şimdi şimdi tuhaf yani. Kandulu ailesi, Kandulular buradan bütün Kandulular sevgimi yolluyorum. Rum tarafında bir köy var. Çoğu burada Makos'ta da yaşıyor, Güzellik'te yaşıyor. Her yerde Kandulular var. Kandulu doğup da büyüyen. Eda'yla tanışmam benim çok ilginç oldu. Buradan Damla Aldan beni duyuyorsan sana da sevgimi yolluyorum. Biz şimdi geçmiş yıllarda Kıbrıs'ta düzenlenen bir tane gece vardı. İşte bütün basılı, bütün ünlülerin, ünlü demeyeyim de daha doğrusu popüler isimlerin olduğu bir gece. O geceye katılmışlardı. İşte bak dedi bana, Damla bu kızı gördün? Evet gördüm. Bu kızla çekim yapalım. Damla'nın da butiği var. Yağmur butiği. Tanıyor. Evet. Tanıyor. Güzel yurtlu. Ve ben Damla'la beni yıllarla tanıyor, biliyor. Süleyman abi de zira aynı şekilde. Tamam dedim, okey bu kızla çekim yapalım. Ona dedi bir kız daha var. Onunla birlikte ya yani iki kız kullanalım. Kıyafetler çok olduğu için. Tamam, okey. Ben tabii ki o akşam gördüm. Dedim ki ya bundan mı çekim yapacağız böylece? Evet. Çünkü bilmiyorum yani manken değil, model değil. Çünkü ülkemizde manken diye geçinenler var. Bir de sırf poz vermek için de var. Yani böyle poz vereyim falan. Dedim tamam okey. Çıktık biz devrim evine gittik güzel yurtta. Çekime başladık. Abi o ne? Gerçekten nasıl inanamadım. Nasıl bir enerji çıkıyor kızdan? Bir enerji, bir enerji. Damla dedim vallahi seni tebrik ediyorum. Bu kızı buldun. Güzel. Ondan sonra beraber birçok firmayla, lüks firmalarla çalıştık. Bir gün geldi yanıma. Dedi ki Orhan ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Oyunculuk olmak istiyorum. Yönlendirdim. Gitti. Birçok kişiyle tanıştı. Ha iyi de kötü de oldu bazı kendisi için. Ama her şey bir ilkmiş. Yani sonuç evet. İtibariyle bazı şeyler bittiği zaman iyi bir başlangıç başladığı zaman iyi şeyler başlar. İnsanın başına iyi şeyler, kötü iyi şeyler gelir ama seçimlerdir. Benim yıllar önce 98'de ben İstanbul'a bakıp da buraya gelmiştim. Şimdi bu koltukta olmazdım. Doğru. Yani bir gecede her şeyi bırakıp İstanbul'a Kıbrıs'a gelmem benim için iyi bir şey oldu. 2000 yılından sonra Kıbrıs Medya Grubu'na tanıştım. İyi ki de tanışmışım. Böyle Dadir ailesiyle birlikte çalışma evet. Fırsatım olduğum için. Çünkü her zaman vefadır bu. Babadan gelen bir vefadır. Babam da Portakal Bahçesi'nde Allah'a emanet etsin İrfan Nadir'in fabrikalarında çalıştığı için. Vefa olduğu için ben bu şekilde davettim. Bir şekilde hayatımda değişiklik oldu. Ama şimdi ben Eda'yı gördüğüm zaman ekranlarda mesela dizide oynadı, gözlerim doldu. Çünkü neden? Bir de Kıbrıs'a bir duygusal bağla, bir de sevdiğimiz insanları ekran karşısında gördüğümüz zaman daha fazla duygular insanlar. Evet. Güzel oldu, iyi oldu. Hocam teşekkür ederim. Onun başarısında sadece o değil, annesinin Yılmaz bir şekilde... Annesi Gülen abla farklı bir durum. Kızım ben buradayım hayallerinin peşinden, koş sen başaracaksın demesi baba, yılmadan... Baba ilk zamanı istemiyordu. Şimdi Ali Bey de yani hepsi... Bir kere şey çok önemli, aile çok önemli. Aile desteği çok yetişti, önemli, doğru. Sadece destek değil, ailenin kalitesi, size bakışı, sizi evet. Cesaretlendirmesi çok önemli. Eda'nın şansı bir de ailesi İlk tabii. Kısa filminde izledik beraber, gerçekten annesiyle de gözleri dolu, benim de gözleri dolu. Evet. Çünkü Eda'yı kardeşim gibi seviyorum. Çünkü... Nasıl diyeyim hocam? Çünkü hep bir şey, ben böyle seviyorum böyle bir şeyle hedefleyen insanları, çabalayıp evet. insanları seviyorum. Ama yapmayacak insanlar da var. Biz çok kişiye destek çıktık ama Eda gerçekten gidiyor kata kata. Ay gidiyor bir de öyle bir enerji veriyor ki evet. 15 dakikadır Eda konuşuyoruz. Evet. Evet hocam size gelelim. Size gelelim hocam. Şimdi geçtiğimiz aylarda daha doğrusu Ocak ayına girdik. Bir ödül töreni vardı. Olay ise şurada. Olay ise oturuyor. Kıbrıs'ta ilk kez efendim o ödül töreninde yaşadığı olay. Hocam bu olay nasıl gelişti? Yani sizin gibi usta bir oyuncu oraya çıkıp çok güzel bir tepki verdiniz. Bana göre iyi bir tepkiydi. Estağfurullah ben hiçbir zaman olay adamı olmak istemem. Ama kimseye saygı, küçücük çocuğa da saygısızlık etmem. Ben herkesle ilişkilerimi saygı düzleminde evet, kurarım. Evet. Bana saygısızlık edildiği zaman huyum o. 5 katı saygısızlık yaparım. Mesleğime saygısızlık yapıldığı zaman da... Çarp 50. Bu ilk örnek değil. Pek çok zaman ben çıkıp mikrofona ağır konuşmalar yapmışımdır saygısızlık yapıldığı Hı-hı. zaman. Bir ekibi temsil ediyorum. Ekipten birine değil bana düşer. Çok benim görmediğim kalitesizlikte bir ödül töreniydi. Yani İsmi lazım değil. Bunun adının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye falan bunlar büyük şeyler. Yani milletler, devletler, bayraklar bizim bu aidiyetlerimiz olmazsa biz neyiz ki, ne yapıyoruz ki? Yani vatan, millet, bayrak bunlar çok önemli kavramlardır. Evet, doğru. O zaman ciddi bir şekilde gidiyoruz. Bin bir yalan, dolan,
İki ay boyunca ödül alacaksınız. Peki teşekkür ederiz. Ödül alacaksınız. Yani ne istiyorsun kardeşim benden? Ben yüzlerce ödül almışım. Ödül vereceksen ver, biz de sana teşekkür edelim. Evet. Gitmek istemedim. İlk kez de son kez orada almayacaksınız ki zaten. Gitmek istemedim. Ama ondan sonra sürekli aranıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. Ödül töreni İstanbul'un en prestijli salonundaydı hesapta. 3-4 gün önce bir telefon daha. Biz işte Mustafa Kemal dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı. Nişantaşı'nın göbeği mi oluyor o? Beşiktaş. Beşiktaş arası, evet, anladım. Evet. Dedim ki kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı oraya gitmez. Sayın Cumhurbaşkanı CHP'li değil bir kere. Hı hı. CHP'nin kültür merkezine gitmez. Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. Kıbrıs Cumhurbaşkanı gelecek falan. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı. Evet, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı. Yani bir sürü yalan dolan ve ben de tecrübeli olduğum için bunların farkındayım. Ama bir yandan da işin içinde Eda var. Evçimde Fahri Bey'le biz çok iyi tanışırız. Konsolosla Sayın Mustafa Akıncı'nın desteği olmasa, evet, onların himayelerinde öngörüsü, çok güzel bir... Meral Hanım'ın öngörüsü olmasa biz bu Makbet Artı kurup Kıbrıs'ı geliştirecek çalışmalara hiç girmeyiz. Evet. Şimdi bu insanlar oradayken benim gitmemem biraz çok ayıp olur. Evet. Bir şekilde gittik ama gittiğimiz anda ben hayatımda ilk defa pek çok ödül verdim, pek çok ödül aldım. İlk defa karşılanmadığım, kulise davet edilmediğim, yerimin olmadığı yani böyle bir ödül gibi töreni gördüm. Bir Şampiyonlar Ligi maçı var, beteme diyorum. Amatör Ligi maçına mı gittiniz, ne yaptınız hocam? Hayır, yine de oturuyoruz. Mesela sürekli Kuzey Kıbrıs'ın devlet büyüklerinden bahsediliyor ama ortada hiçbiri salonda yok. Ya sürekli onların ismi zikredilerek, yani çok çirkin bir şey. Hı-hı. Şimdi bu bir çirkinliğin ortasındayız. Gitmek istedim. Ekip dediler, dedi ki hocam şey ama yani göz göre göre bir saygısızlık yapılıyor. Yerimiz yok. Oturmak için yer mi yok? Yerimiz yok, hayır. Allah Allah. Evet. Hayır, salon bomboş da. Yer yok. Orada tiyatro keyfi yazan, Eda Kandulu, Kemal Başar şu yazan falan, ben hayatımda ilk defa gördüm böyle bir şey. Yani yer yok. Ben nereye oturacağım? Hı hı. Yani gidip boşluklara oturun diye bu mu gösterdikleri saygı bize? Aynen, aynen. Ondan sonra da dedi ki, çıktı çocuk. Yani şey değil, aslında gariban bir çocuk. Niye bu işleri yapıyor anlamıyorum. Hani şeyimiz değil, ben öyle bir şey, onu üzmek istemezdim ben aslında. Hiç istemezdim. Ama istesene. Ama sahneye çıktı, dedi ki iki de genç sunuyor bir şekilde. İki sunucu, ha çok tahtalar oldu. Diyorlar ki TV8.5'un Acun Ilıcalı'nın sponsorluğunda falan. Ne Acun bizim arkadaşlarımız, ne Acun var ortada, ne bir şey var, kandırılmışlar. Acun'dan hiç kimse yok. Gülse orada, Gülben Ergen orada. Ödüllerini sunuyorlar, bunlar çıkmıyorlar çünkü karışıklığın onlar da farkında. Hı-hı. Geç çıkıyorlar. Sonuçta dedi ki ödül töreni bitti. Her şimdi Kuzey Kıbrıslılara ödül vereceğim. O ne demek? Bu dediği anda ben sokak çocuğuyum da sadece şey değilim ki. Yürümeye başladım ben şeye. Sahneye doğru. Şuna iki tokat atayım dedim yani. Şeyde yani bu kadar zibidilik olmaz artık. Evet, böyle bir ödül töreninde sizi en sona bıraktık. Ondan sonra tekrar... oğlum beni tanıdığı için baba lütfen falan dedi. Merak etme siz çıkın dedim dışarı. Çünkü kameralarda yayınlamıyor. Yani hakikaten iki tokat atacaktım. Bu zibidilik düzeyi nedir diye. Bu nasıl bir cahil cüretidir? Nasıl küstahlıktır? Bizim bütün gecemizi sen al. İki günde daha önce abi bana yardım eder misin dedi. Tabii oğlum dedim. Öğleden sonra ikide buluşalım diyor. Peki diyorum, ben o günümü boşaltıyorum. Yok, evet, aramıyor. Ertesi gün bir şey dedim ki bir daha beni sakın arama. Ödül törenine de öyle gittik. ondan sonra böyle olunca bir de dedi ki gözlerinin, şimdi beni orada kabadayı dikilir görünce şaşaladı tabii. anladı da ne yapacağımı ona. Ondan sonra gözlerimin falan derken sahneye çıktım. Dedim ki gözlerinin ardında değil, ebenin ardında. yani artık oyunun ismini bile söyleyemiyor. Ki Kıbrıs'a gelmiş bir onbaşı. Hakikaten bin kere söyleyebilirim. Eberin ardında. Hı hı. Yani son derece seviyesiz. Ben öyle kolay sinirlenmem. Onun %90'ı çocuğa ders vermek içindi. Kolay kolay sinirlenmem. Hayır, o çocuğa ödülü yer attınız. Hiç sinirlenmem. Elime yakışmıyor ki. Aynen. Tiyatro keyfine yakışmıyor ki. Biz aynen, her zaman tertemiz kaldık. Hı hı. Yani bizim etrafımızdaki bütün ekibimiz önce insanlık gelir.
Evet. Sanat manat sonra. Yani sanat, hani diyorlar ki dürüstlük gelir hocam. Sizin dürüstlük. Sanatçı kişiliğinize, sanatçı kişiliği diye bir şey yoktur. O sahnede, televizyon sanatçı karşısında. Sanatçı demek ki bir sürprizimiz olacak. Aynen hazırsan. Yani İstanbul abimiz var ama aynıncım. Hayatta hepimiz insanız. Yani evet. İnsanın ne yaptığı. Herkes hata yapar. Ben kim... Ama yok da bu kadar bu şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Yani sizin sanatçı kimliğiniz, ben niye örnek, kardeşim ananızı babanızı örnek alın, öğretmeninizi örnek alın. Beni niye örnek alıyorsunuz? Aynen. Beni evet. Oğlum örnek alır. Evet. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Ama orada size yapılan bir saygısızlıktı bu. Yani ekip halinde. Cevabını orada vermezsen bir daha veremezdim. Çünkü bizi biti kim bilir nereye kaçacak, ne olacak? Aynen. Katılıyorum ben size bu konuda. Aylin hazır mı? Sevgili öğretmenim. İstanbul'a bir gidelim. Hazır mı telefon? Tamam, okey. Peki hocam, şimdi bir ekip kurdunuz. Kıbrıs'a çalışmaya başladınız. İlk gözlerinin ardından doğru söyledim değil mi? Gürgünü yaptık. Gürgünü ilk kez Kıbrıs'ta hem Bogus'a hem Lepkuş'a iyi bir oyun sergilediniz. Gelemedim. Şimdi önce Macbeth Art'ı kurduk. Evet. Macbeth Art'ın hedefi Eda Kandulu ile ortak Macbeth Art'ı kurduk. Kıbrıs'tan yeni filizler çıkarmak. Doğru mu? Eda'nın çektikleri gerçekten roman olur. 2,5 sene. İstanbul roman değil kitap olur. Ben nereden nereye siz de biliyorsunuz. Bir yazı. Aslında onun filmi yapsa bir isim bulsa Sıdıka diye bir film çekecek. Eda'nın ismi. Hayır, o onun ailesi, kendi üniversite mezunu olması, kültürü, niteliği onu koruyor ama ne tehlikelerle karşı karşıya olduğunu hemen görüyor. Evet. Evine kapanıyor. Evine kapandıktan sonra dışarıda çalışma imkanı yok. Dışarıda çalışmak istese türlü tehlikeler var. Onu koruyacak hiçbir şey yok. Ve bir sarmalın içinde Kıbrıs'a dönmeyi düşünüyor ve dönüyor beni bulana kadar. Şimdi bu sıkıntılar olmasın diye birincisi Macbeth Art'ın hedefi çok büyük organizasyonlarla kalitemizi, ülkeye gelmemiş niteliğimizi... Ülkeye getirmeye başladınız. Yani Okan Baygın bugüne kadar gelmedi. Biz gelir gelmez ilk işimiz Gözlerinin Ardında Müzikali ki bu tiyatro keyfi yapımı Gözlerinin Ardında çok Müzikal. Çok güzel bir senaryo. Londra, Berlin, Yafa, Amsterdam, La Haye, Türk tiyatrosunda böyle bir şey yok ki. Evet. Ve şimdi CBU'ya gidiyoruz. Amerika turnesi imza aşamasında. Güzel. Şimdi Eda oynuyor bunun başrolünü. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mustafa Akıncı'nın himayesinde Gözlerinin Ardında Müzikali Lefkoşa ve Gazi Mausa'ya getirdik. Yıkıldı burası. Mausa'ya. Evet. Evet, Mausa'ya getirdik. Evet. Ondan sonra... Daha da bir ilgi gördü. Çok ilgi gördü. Çok ilgi gördü. Sayenizde de. Siz de çok ilgi gösterdiniz. Basın olmasa biz ne yapacağız ki? Çok ilgi gösterdiniz. Teşekkür ederim. Ondan sonra Okan Bayülgen senelerdir sahneye çıkmıyordu. Sonra çarpıcı bir iş olsun diye Okan Bayülgen'i seneler sonra ilk kez Lefkoşa'da sahneye çıkardık. Bunu da Macbeth Art'ı yaptı. Ben öylesi... Okan Bayülgen ilk kez böyle bir şey etkin yaptı yani. Okan Bayülgen daha önce Kıbrıs'ta... Okan'la biz partneriz. Okan müthiş bir şey yaptı. Dada Salon, Kabare dünya çapında bir yer yaptı. Bir sanat kompleksi yaptı. O esprilidir çok. Sen dedi, biz geldik dedi bu şeye. Sen şarkıcı oldun, ben pavyoncu oldum diyor. Yani şey, ama çok matrak adamdır. Okan 90'lı televizyon dünyasında ayrı bir renk kattı. Okan çok önemli şeyler söylüyor. Televizyon ölüyor, ölen şeyin içinde ben niye yer alayım diyor. Aynen. Aslında sektörü konuşsak. Diziler bitiyor, yapım firmaları son derece zorda, kanallar zorda. Bugün de bir haber var, küçülmeye gitti diye bir haber çıktı. Böyle bir iddia var. Tabii ne diye pardon? Küçülmeye gitti. TV8 20 kişiyi de işten durdurdu. Bu sene daha da zor olacak. Çünkü... Nerede kaynak hocam bu? Sosyal medya... Para, ekonomi. Sosyal medyanda artısı var mı sizde bu konuyla ilgili? Yani... televizyonlarda reklam çünkü herkes artık evet sosyal medyaya de... kaydı tabii. Aylin ne oldu bu arada? Dişçileri ya bu Yavuz'un dişleri de bitmedi. Ben çıktım onu ararım abi. Kıbrıs'a hazırlanıyor Yavuz Seçkin. Ha. Şimdi Şubat'ta Yavuz Seçkin'i getiriyoruz evet, buraya Şubat'ta. Herhalde. Yavuz Seçkin herhalde dişçiden çıkamıyor. Ya da evde sıcacık ortamı bulmuştu bilmiyorum. Kızıyla birlikte. Yo dişleri ciddi bir problem var onu hallediyor. Geçmiş birkaç olsun gün diyordu buradan Yavuz'da. Yavuz benim çok iyi arkadaşım sizin de çok benim iyi arkadaşınız. Benim de aynı şekilde. Bir şey değil olsun başka önümüzdeki günlerde zaten Kıbrıs'a geldiği zaman konuk alacağız. Televizyon sektörü çok küçüldü. Ne gibi kanallar, bu işler ne geliyor? Reklam verenler azalınca. Şeyler 1 trilyon alıyorsa bir bölümden yapım firması. Buna bir yasa çıkması gerekmez mi? Yani mutlaka. Bedava biz de bundan söylemiyor muyuz? Hayır olan oyuncuya oluyor önce. Oyuncuya aynen. Çalışana. Çalışan kameramana. Şimdi oyuncuların da kimilerinin tuzu kuru. Kimileri
hiç öyle göründüğü gibi ama değil. Ama yüksek alıyor mu hocam? Yani şimdi çok ünlü oluyorsunuz. Hayır. Çok kişi, başrol oyuncuları yüksek paralar alıyor. Geri kalanları almıyor. Gerek mi 120 milyar haftada alması gerekir mi sizde? Hayır. Çok saçma bir şey. Yani bunu da yaptığınız zaman atıyorum bir kere ekip ruhuna aykırı. Ya yani böyle bir oyunculuk Çukur farkı dizisinde, yok ki zaten. Çukur dizisinde başrolde oynayan oyuncunun 120 bin TL aldığını duydum. Evet. Siz bölüm başı 120 çarp 4 ne kadar diyor? 480 bin TL aylık. Hakça değil, doğru değil. Bu bir alışkanlık, bu şekilde gidiyor. Peki oradaki gariban bir setçi, ışıkçı ne kadar alıyor? Çaycı da haftada 350 lira alıyor. Şimdi adalet mi bu? Adalet değil. Bu yüzden de tabii ki bazı kanallar... Çaycı olmasa o iş olur mu? Olmaz. Işıkçı olmasa, olmazsa o iş olur mu? Olmaz. Ne bileyim kaplı çekim, ne bileyim işte... Bu sefer ne oluyor? Servisçi olan... Bu sefer ne oluyor? Başrol oyuncusu kendi aldığı parayı etrafa dağıtmak zorunda kalıyor. Onun sünnetini yapıyor. Onun için, yani böyle pespaye, arabesk bir durum var. Gerek yok ki peki, o kadar para vermeye. Bence Türkiye'de bir yasa çıkması gerekmez mi? Yani böyle bir herkes sosyal... Bizde de var bu. Sağlık Bakanlığı yasaklıyor yazılı ve görsel basına reklam çıkmayı. İnternetten bütün hastanelerimiz bedava reklam yapıyor. Nasıl olur bu? Hani yasaktı? Hani yasaktı? İşte burada boşluklar var. Bazı burada çok boşluklar. Reklamcılar çok iyi kullanıyor boşlukları. Boşlukları çok iyi kullanıyorlar. Şunu söyleyeyim. Yani ülkemiz Sağlık Bakanı yasaklıyor. İşte şuna diyetisyene reklam yasak. İşte özel bir hastaneye reklam yasak. Ona yasak. Ama bir kampanyamız var. Özel bir hastanenin işte %50 indirim diye kampanya diye yayınlıyorlar. Bana göre tamamen genel anlamda dünya genelinde yani her ülkenin de bir karar alıp bu sosyal medya üzerinden bedava reklam yapmayı. Ya yani adam veriyor 10 TL. Atıyorum 100 TL bir ay boyunca reklamı döner. Ama evet. Bu çalışan sektöre çok etkisi olmaya başladı. Bu özellikle dizilere, özellikle görsele bir Türkiye'de birçok... Valla sektör gazete çöküyor. Kapandı. Sektör çöküyor. Benim menajer arkadaşlarım, benim yapımcılar, yönetmenler, menajerler arkadaşlarım. Oyunculuk elbette yapıyorum. Ama bunlar arkadaşlarım. Şimdi şöyle şeyler başladı. Genç oyuncular ümitlerini yitirmeye başladı. Çok çok iyi oyuncular var. Çok çok iyi oyuncular. Oyuncuların aileleri... Bakın çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Oyuncuların aileleri menajerleri arayıp ne olur biz vazgeçiremiyoruz, siz vazgeçirin şu meslek diyorlar. Peki oyuncu olmazsa bu sektör olabilir mi? Olmaz. Şimdi bugün ne konuşuluyor biliyor musunuz? Dizilerin 2 haftada bir yayınlanması konuşuluyor. Bir kanallar... ara 3 hafta TRT hariç bütün diziler yayından kalktı. Yılbaşında. Yılbaşından sonra. Yılbaşında şey numarasıyla yapardı bunu kanallar. Yani işte yılbaşı şeyleri planlıyoruz. Önümüzdeki senenin ekonomisini planlıyoruz diye. Böyle bir amaç çıkmadı da böyle bir haber sene, okudum. Hayır. Bu bir şeydi. Kuraldı. Hı hı. Her yılbaşı bir bölüm, bir hafta oynanmazdı. Geçen sene 2 hafta oldu bu. Bu sene 3 hafta oldu. Yavaş yavaş. Bütün kanalların yapım şirketlerine verdiği paralar yarıya düştü. Yarıya düşünce ne oluyor? Yapım şirketi oyuncuyla konuşuyor. Sen 10 bin lira mı alıyorsun, sana 5 bin lira vereceğim ya da oynama seni öldüreyim diyor. Şimdi gelirler düştü. Şimdi bir de 2 haftada bir bölüm gireceğiz diyorlarsa sektör öldü. Evet. Sektör ölünce peki aslında her şeyin halk için yapılması lazım. Şimdi halk Türkiye Cumhuriyeti'nde de öyle, burada da öyle. Yani herkes böyle bir parasızlıktan eskisi kadar. Şimdi ben kendime bakıyorum. 4-5 sene önce bunun yarısı kadar çalışıp bunun 2 katı para kazanabiliyordum. Bugün benim para kazanmak için her zamankinin 2 katı çalışmam gerekiyor. Yani hep ana temas ne hocam? Gerçekten ekonomik kriz mi? Yoksa ben ekonomist değilim. Onun için ekonomik kriz var diyemem. Ekonomist değilim sosyal ama daralmayı görüyorum. Ben küçük ölçekte cebime giren paradan. Ben bir iş adamıyım da. Tiyatro keyfini Emma Artı yönetiyorum. Şimdi burada Macbeth Artı yönetiyoruz Eda ile birlikte. Baktığımda giren para hep daralıyor. Ödemeler ve bu neye yol açıyor biliyor musunuz? Alacağınızı alamıyorsunuz. Evet. Alacağınızı alamadığınız zaman ticaret dünyası dönmüyor. Siz alacağınızı alamadığınız zaman borcunuzu ödeyemiyorsunuz. İmajınızı kaybediyorsunuz sanki sahtekarmış gibi. Evet. Hayır, alacağımı alamıyorum. Evet. Alacağını vermemek iyi tüccarlık gibi algılanmaya başladı. Hı-hı. Yani bu insan kalitesini, ticaretin kalitesini, her şeyi bozan bir şey. Yani buralara, politikacıların buralara müdahale etmesi lazım. Biz temiz toplumlarız. Yani Türklerin, Kuzey Kıbrıs, Türkiye nedir bizim özelliklerimiz? Namus, dürüstlük, misafirperverlik, komşuluk ilişkileri. Şimdi biz bunları yitirmeye başladığımız zaman aslında bu her şeye sirayet ediyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki ekonomik kriz ülkeye geldi ama
ben ülkem için konuşuyorum. Bazı ünlü tanınmış firmalar ekonomik kriz bulmadı. O da şeyden kaynaklı. Çünkü her gün için bir su içiyoruz, kahve içiyoruz, lavaboya giriyoruz, tuvalet kağıdı kullanıyoruz, şey yapıyoruz. Hep bunlar her gün satılan şeylerdi. Yani evet. 10 da olsa, 5 de olsa, 20 de olsa alıyoruz bunları ister istemez. O yüzden de bana göre soracak olursan hem Türkiye'de hem burada bu sektörün darbe yemesi binlerden sosyal medyanın günümüze girmesidir. Çünkü öyle YouTube diye bir kanal açıldı. Herkes evet. oradan bedava program yapıyor evet. mesela. Ama mesela normal kanallarda izin alamayan, mesela reklama benim bildiğim birçok kanallarda reklama olmadan program yapılmıyor Türkiye'de. Öyle evet. biliyorum ben. Evet. Özellikle orada hiçbir şey almadan çıkıyorlar iki kişi gır 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 bir yer eleştiriyorlar, şunu eleştiriyorlar, bunu eleştiriyorlar. Reklam tabii kanala verdiği saniyesi 4000 TL verirken bu kadar 4000 kendisi de verse bitti bu iş. Tabii. Çok ucuza. TV sektörü nasıl geçinecek? Yazılı basın nasıl geçinecek? O bölümün çünkü bu sektörleri öldürdüğünüz zaman yani doğru mu hocam? Televizyonlar daha fazla para kazanıyor. Evet. Ve bir kurumu düşünün. Atıyorum Demirören Şirketler Kurumu'nun Kanal D'si var, Star TV'si var, Hürriyet'i evet. var. Oradan gelen paydan Hürriyet'teki de ödenir, o da ödenir. Gazete Vatanı kapattı. İster evet. istemez. Çünkü gelir düştüğü pek için. Çok gazete kapandı evet. Türkiye'de. Habertürk kapandı. Evet. Pek çok gazete kapandı. İnternet portalleriyle yürüyorlar. Ama bunu ne yapıyorsunuz? Nitelikli gazetecilerimizi yitiriyoruz bu sefer. Evet. Bu insanlar nasıl evlerine ekmek götürecekler? Aynen. Çünkü sonuçta kiranızı ödeyeceksiniz. Elektriğinizi bir de yasa çıkması gerekir. Ben ülkem için çoğu. Üç kişi bir araya gelip de gazete kurmasın. Bir yasa olması gerekir. Lazım. Çünkü bu sefer sektörü daha fazla aşıyorsa 5'ken 10'ken 20'ken 30-40'a gidiyorsun. Bir bakıyorsun günlük 2 tane 3 tane satan gazete. Yani her mesleği yapma. Erbabı yapmalı. Oraya kadar da çıraklık seviyesinden insanlar çırak gelmeni olacak, kalfa olacak, usta olacak. Şimdi buraya gelmeden siz az para verebildiğiniz zaman çıraklar var bugün şeyde. Yani bakıyorsunuz ben koskoca gazeteleri, gazete artık almamaya başladım. Gazeteyi alıyorum ya hiç mi edit edilmiyor? Harf hataları, şunlar, imla hataları. Yani eskiden böyle değildi. Tamamen geri her gidiyoruz. İşi o işin erbabı yapmak. 90'lı yılları özlüyoruz ya. Bu gazeteciliğin kokusunu, gazetenin şeyini. Şimdi ben Kıbrıs Gazete'ye çalıştığım anda hafta sonu evde olduğum anda markete gidip gazete alıyorum. Evet. Çünkü sabah kahvaltısında gazete okumazsam güne başlamam. Evet. Kahvaltı yapıyorum, gazete okuyorum. Ayrıca Show TV magazinden açıp magazin izliyorum. İster istemez bazen reklam arası gelince Kanal D'ye dönüyorum. İki şey arasında gidip geliyorum. Olmadı. Cep telefonundan izliyorum. İster istemez meslek hayatımızda bulunduğumuz için bazen. Peki hocam 22'sinde sevgili Yavuz var. Amanın Yavuz Seçkin geçmiş olsun buradan sana. Dişleri yani diyorsun. Başka proje var mı bu yıl? Neler var? Şimdi tabii sonra da. Okulu kurdunuz. Kayıtlar devam ediyor. Evet. Evet. Bir tane benden size bir öğrenci gelecek. Sevgili Asya Üstosuzlu beni duyuyorsan lütfen beni ara. Evet. Şimdi buradaki meselemiz 4 yaştan başlayarak çocukları. Küçük yaştan. Evet. 4 yaştan başlayarak çocukları en nitelikli şekilde. Ofis Lefkoşa'da, doğru mu? Evet, ofis Lefkoşa'da ve Güzel Yurt'ta olacak. Evet, çalışmalarda. Buradan belediye başkanı sevgili Mahmut Özsünar, böyle yani ülkemiz gençliğinin, zaten futbolda hiçbir şey olmaz artık. Geçin futbolu, kapayın. Futbolu kapayın. Futbola gideceğimiz tek yer Ercan Devlet Havalimanı. Fazla da ilerlemeyiz zaten futbolda bu saatten sonra. Böyle başarılı gençleri yetiştirmek için Güzel Yurt Belediyesi beni duyuyorsan oralardan bir tane temin edin. Yani siz bu konuda çok öncüsünüz. Sanata ve sanatçıya değer veriyorsunuz. Güzel Yurt Belediye Başkanı Mahmut Özsünar. Sevgili hocam beni duyuyorsan buradan. Gerçekten çok destek veriyorlar. Yani biz kimle görüşsek çok destek veriyor. Çünkü uluslararası eğitmenlerle birlikte ben de özellikle uluslararası eğitimde, yönetmenlikte hı hı. tanınmış biriyim. Hı hı. Beni tanıdıktan sonra Eda'nın da bu güçlü ve hızlı yükselişiyle bize güven duyuyorlar. Biz de bu güveni asla boşa çıkarmayız. Ben bütün birikimimle buradayım. 4 yaştan başlayarak yetişkinlere hı hı. kadar çocukları hı hı. modern, dans, tiyatro ve müzik yoluyla eğitip bir yandan hem Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs'ta olan dejenerasyonla mücadeleyle uğraşacağız. Bir yandan bir onları bir tarafta iç oluyorsunuz. Bir yandan köklü, evet. Köklü onların daha özgüvenli, empati kurabilen, karşıyı anlayabilen, barışçıl insanlar olması için çabalayacağız. Bunun yanı sıra yetişkinlere, Eda gibi yetişkinlere, 13 yaş sınırı yok. Birlikte bile çalışabiliriz. Çünkü sadece tiyatro diye düşünmeyin. Kendinizi daha iyi ifade edebilecek, daha özgüvenli. Özgüven çok önemli. Kendini ifade zaman çünkü
en önemli şey zamandır. Birbirimizin zamanını hiç yemememiz lazım. Çünkü sonuçta ölüm var. Bu zamanı nasıl en iyi şekilde kullanabiliriz? Kendine hemen ifade edebilmek, kompleksizce ifade edebilmek, açık yürekli cesur olabilmek, tiyatro eğitimi bunları kazandırır. Ama güzel bir şey yapıyorsunuz. Yani sonuç itibariyle aileler için de bazı aileler burada tiyatroya gidiyor. Ondan sonra bu arada İstanbul'a benim bankam arıyor. Sonra bu çocuklar banka arıyorsa açalım. İstanbul'a bir banka arıyor. Bir şey soracağız herhalde. Sonra bunlardan biz Tiyatro Keyfi Lefkoşa'yı hemen kuruyoruz. Eda gibi oyuncuları yetiştirip derhal dünya çapında bir oyunu Lefkoşa'da premierini yapıyoruz. Kuzey Kıbrıslı oyuncularla, yetiştirdiğimiz oyuncularla. Ve onu Tiyatro Keyfi Lefkoşa ve Tiyatro Keyfi İstanbul aracılığıyla aynen bizim diğer oyunlarımız gibi dünyaya taşıyoruz. Süper. Şimdi bu neye şimdi yol açıyor? Buradan da ailelere iyi bir mesaj olur bu hocam. Hani Türkler barbardı, hani Türkler sanat yapamıyordu. Biz işte Avrupa'ya bakayım. Kıbrıslı oyuncuları çıkarma vaadini veriyoruz. Süper. Bir yerinde köprü olasın. Buradan da çağrı yapalım. Yani oyunculuk anlamında gerçekten Türkiye'ye gidip de Yeditepe'de okur. Bunu ama Eda gibi böyle çekirdekten çıkma, eğitilip bir nevi de dünya çapına açılmak. Yani her babayı tiyatroda bugün yapamak. Bugün Eda çok hızlı gelişiyor. Eda bugün öğretmen. Eda bugün öğrenci yetiştiriyor. Bunlar 2 senede oldu. Güzel. Şimdi biz onları tabii herkesin Eda kadar yetenekli, Eda kadar sabırlı, onun kadar adanmış olması beklenemez. Ama biz bu insanları yetiştireceğimizi biliyoruz burada ve ayrıca onları İstanbul'daki sektöre ulaştıracak, doğru yerlere ulaştıracak, zaman kaybetmemelerini sağlayacak ağa da sahibiz. Yani biz burada yetiştirip gençleri evlerine gitsinler sonra. Ne güzel. Onları yetiştirip İstanbul'da hırpalanmasınlar. Aileleri onları merak İstanbul etmesin. İstanbul sektörü zaten İstanbul bir kurt kapanı. Yani bizi sosyal medyalarımızdan bulabilirler. Macbeth Art'ın, evet. Facebook, Twitter, Özel Instagram Akkeneş, sevgiler, sayfalarından bulabilirler. Eda Kandu bizi izliyor. Gülen de sevgilerimi yolluyorum. Mustafa Deniz Kandu günaydın. Kolay gelsin diyoruz. Evet hocam. Sürede geçtik artık. Gerçekten güzel konulara bahsettin. Çok teşekkür ediyorum sana. Ve burada şey yapmak istiyorum. Yavuz'dan sonra var mı başka biri gelecek olan? Tabii. Ondan sonra Özgü Özberk ve Kubilay Pembeklioğlu'nun Açık Aile oyunu İstanbul'u sallıyor. Şimdi Mart'ta da o geliyor. İnşallah. Nisan güzel. Ve Mayıs'ta da yine çok bomba organizasyonlarımız süper. Var. Onlar sürpriz. Süper. Yani Kıbrıs... Ve burada da biz müzikle başladık. Kuzey Kıbrıs'ta hemen konserlere başlamak istiyoruz. Ki buraya iyice yerleşelim. Güzel. Hayırlı olsun diyelim bir kez daha. Bir yandan da Almanya'dan başlayıp konser serimiz başlıyor. Ama Kuzey Kıbrıs'ta da düzenli bir şekilde çok iyi bir ekibim var. Siz onlarla müziğe başlamak istiyoruz. Ekibimize ve yanınızdaki de başarılar diliyorum. Umarım Kuzey Kıbrıs'a güzel şeyler katmaya da devam ediyorsunuz. Özellikle tiyatro anlamında ki artık gençlerimizin bir şekilde tiyatroya küçük yaşta 4 ve çıkıyor. Evet. 60'a kadar da oyuncu bulabilirsiniz. Yani her yaşta. Her yaşta. Evet, 7'den 70'e diyelim bunu. Evet. Biraz daha düştük ama. Evet, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Usta öğretmen Kemal Başar benimle birlikteydi. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Hemşeri saydınız. Silifke'nin yoğurdu Kıbrıs'tan geçiyor. Ben de biraz o tiyatrocu var. İstes mi? Yıllarca oynamıştım. Buradan bizi izleyen ekranların karşısında bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta sponsorlarım Cahit Necipoğlu, Elif Sus Hotel, Fume Kozmetik, Gense, Kamse, Başman Grup, Hediyem Su, Eler Pirinç ve Şamada Club ve Doğuş Atlas'a çok teşekkür ediyorum. Kamse'le. Ne kadar çok sakal kessem de. Kamse'ye teşekkürler. Gense'ye teşekkürler. Başman Grup'a, Nike Başman'a teşekkür ediyorum. Hocam, ilerideki haftada Yavuz'la birlikte seni tekrar alacağım bu arama. İlk kez. Yavuz'la birlikte. Yavuz beni kırmaz gelir yani. Benziyoruz nasıl olsa. İkimiz de. Hatta dedim abi sen rahatsız olduğun zaman ben çıkarım, sen seslendirme yap diye. Aynını yapar. Yani Yavuz Seçkin deha. Deha bir yani isim. İnanılmaz. Ben öyle bir şey görmedim. Gerçekten çok kişi de yetiştirdi. Türk halkı Yavuz gibi genç diyorum. Yavuz gibi insanlara daha çok değer versin. Gerçekten Avrupa yakasındaki o yani takdiri... 5 dakika bana baksın, benim aynımı yapıyor. Yapıyor. Yani inanılmaz bir yetenek. Avrupa yakasındaki Sertaç karakteriyle gerçekten çok kişiyi küldürdü. Ama yaptığı espriler, başta yaptığı taklitler... Ve asıl önemli olan Yavuz Seçkin yeni stand-up şovuyla geliyor. Eski bir şeyle gelmiyor mu? Yepyeni. Kesin o kutudan, o sandıktan çok şeyler çıkar. Evet. Bir Volkan Konak'ta iti var ki... Bir Erol Evgin taklidi var ki ben görüyorum kendisi sıkıntı gibi. Koydu bir de Fenerbahçeli.
Yılmaz Vural yapmıştı geçimimizde. Taklidini onun Yılmaz Vural'dı. Ben buraya geleceğim, bir şey geleceğim diye bir şey. 22 Şubat'ta burada. 22 Şubat'ta yani nerede? Biletleri biletinial.com'dan rahatlıkla alabilirler. Nerede hocam 22 Şubat'ta? Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi AKM'de. Yavuz Seçin, aman kaçırdım, gülmedim, gülemedim demeyin. Gerçekten Yavuz'a kaçırmasınlar. Giden, Yavuz'a giden gülme krizine girebilir. Açık ve net söylüyorum bunu. Çünkü kendisi de çok iyi tanıdığım için. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ben bir çok kez teşekkür ederim. Önümüzdeki haftada görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran. Yarın sürpriz bir konuyla görüşmek üzere. Çok güzel bir parçayla kapıyoruz. Zerrin Özer, biraz geçmiş şey diyoruz. Zerrin Özer'le herkes kendine çok iyi baksın. Bay bay.
Alexis Hotel, Resort Spa, Ateş Böceği'ni sundu.